güzel bir yöntem pek yok. Tanıdığını tahmin ettiğim Murat Paşa Belediye Başkan adayımız, eski il başkanımız. Partimizin emekleri Ümit İlçal var. Biz sendikalar olarak her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Dolayısıyla bizim açımızdan da sosyal belediyeciliğin önemi ön plandadır. Dolayısıyla ben buraya katıldıkları için, bizleri ziyaret ettikleri için hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem de Muratpaşa Belediye Başkan adayımıza çok teşekkür ediyorum. İşte Mustafa Kemalcileri, Atatürkçüleri, gerçek Atatürkçüleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden atıyorlar diye. Arkadaşlar bu söylem doğru değil. Yani ben hep şunu söyledim. Evet, Mustafa Kemal Atatürk bizim partimizin kurucusudur. Hepimizin taptığı bir devlet adamıdır. Belki de dünyada eşi hiç olmayan bir komutandır devlet adamlığının yanı sıra. Ama biz dedik ki siyasette Mustafa Kemal adını kullanmak da doğru değildir. Allah'ı veya Kur'an-ı Kerim'i de kullanmak doğru değildir. Etnik veya mezhep ayrımcılığı kullanmak da etik olarak doğru değildir dedik. Ve gene sanıyorum belediyecilik tarihinde ilk defa o zamanki siyasi iktidar baskılarına rağmen İlhan Bey kardeşimle beraber Tümbelsen Belediye Toplu Sözleşmesi imzalanmıştır. Bugün hiç olmazsa belediyedeki çalışan emekçi memurlarımızın da önünde bir kapı aralanmış oldu. Bir umut kapısı aralanmış oldu. Bu şekilde emeğe dokunan daha birçok projemiz var. Bunlar. Şimdi de diyesiymiş ki ben uluslararası festivallerin hepsini iptal edeceğim. Bu arkadaş 5 yıl önceki şeylerinize götürüyorum sizi, hafızalarınızı, kumpanyalarına, kampanyalarına. Ne diyordu? Antalya'yı Barcelona yapacağım. Antalya'yı Dubai yapacağım diyordu. Ben de diyordum ki Antalya Antalya'dır. Antalya'nın hiç başka bir dünya kentini ökünmesine gerek yoktur diyordum. Şimdi ne oldu da uluslararası festivalleri kaldırıyor? Ki bu şehirde 56 bin yerleşik yabancı var arkadaşlar. Rus en başta. Almanlar ikinci. Ukrayna üçüncü. Burası uluslararası bir şehir ve 12 milyon turist ağırlıyor. Nasıl bir büyükşehir belediye başkan adayı kalkıp da uluslararası festivalleri yok edeceğim diyebilir? Evet. Karnımızı onlardan doyuruyoruz. 12 milyon turist gelmese Antalya ekonomisi çöker. Her uygar, her medeni belediye başkanı kentindeki yabancılara sahip çıkar. Bu Amerika'da da böyledir, Londra'da da böyledir, Paris'te de böyledir, Berlin'de de böyledir. Dolayısıyla bunu söylemek son derece vizyonsuz bir iştir. Eğer mümkün olursa sizlerle beraber düşünerek, ortak aklı arayarak, sadece emek liderleriyle değil, toplumun bütün kesimleriyle açıkçası, konuşa konuşa, çok vakit kaybetmeden konuşmak da önemlidir icraat yapabilmek için. Bazen bu çok sesliliği ya da ortak aklı arama eylemini vakitsizlikten, ya iş çıkmıyor, kent çok konuşuyor, her kafadan bir ses çıkıyor, o yüzden böyle yaptık, uzmanlarımız böyle dedi, böyle oldu yaklaşımı içinde olunur temel konularda. Biz hem vakti iyi kullanıp hem bütün kesimlerin görüşüyle hareket etmeye çalışacağız. Sizlerle birlikte yönetmeye çalışacağız. Ulaşılabilir olmaya çalışacağız. Bütün arkadaşlarımızın telefonlarına dönmeye çalışacağız.